Kayu ne kadar büyüdün oğlum? I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Kayu. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Kayu. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Şarkısı. Mutluysan ve bunu biliyorsan elini çırp. Mutluysan ve bunu biliyorsan elini çırp. Mutluysan ve bunu biliyorsan ve göstermek istiyorsan. Mutluysan ve bunu biliyorsan elini çırp. Aferin sana Kayu. Teşekkürler baba. Şimdi çalma sırası bende. Notaları bir daha göstermemi istemediğine emin misin? Bütün hafta çalmanı izledim baba. Çalmaya hazırım. Evet, gerçekten hazırsın. Mutluysan ve bunu biliyorsan elini çırp. Mutluysan ve bunu biliyorsan. Şimdilik sadece notaları çalmaya çalışmalısın. Şarkı söylemeyeyim mi? Henüz değil. Ama notaları çalmayı öğrenince hepsini bir arada yapmak kolaylaşacaktır. Kayu anne ve babası karşısında şarkıyı hem çalıp hem söyleyip hem de el çırpmayı becermek için çalışmaya kararlıydı. Yapıyor. Rosie tatlım, Kayu şarkısını çalışıyor. Çok gürültü yapmazsan işi daha kolay olacak hayatım. Tamam. Mutlu olunca Rosie, mutlu mutlu mutlu. Sözleri öyle değil. Sözleri... Şarkı öyle başlıyor ama sözlerin kalanı farklı. Çalışırken söylemeyeceğine söz verirsen ben de sana sonra sözleri öğretirim Rosie. Rosie söylemesin. Aynen öyle. Söyleme. Artık tencereleri kaldırabilirsin. Kayı şarkı çalıyor. Hayır.
duydum. Gürültü yaparsan şarkımı çalamam ben, tamam mı? Gürültü yok. Ses. Kayu halinden memnundu. Rosie aynen söz verdiği gibi çok sessiz duruyordu. Kayu Rosie'nin hareketlerini görmemeye çalıştı. Ama bu çok zordu. İşinin engellendiğini düşünüyordu. Böyle şeyler yaparsan asla şarkımı öğrenemem. Başka bir yere gidip beni rahat bırakamaz mısın? Büyük konseri kaçırdın mı acaba? Birazdan başlamak üzere. Rosie nerede? Şarkımı kaçıracak. Korkarım hala odasında. Kayu aniden Rosie'nin duygularını incitmiş olmaktan korktu. Ben çağırayım. Ding de ding de ding de ding de ding de ding. Ding de ding de ding de ding de ding de ding. Ding de ding de ding de ding de ding de ding. Rosie şarkı çalıyor. Ding de ding de ding de ding de ding de ding. Kayu gibi. Benim gibi mi? Kayu şarkısına çalışırken Rosie'nin onu rahatsız etmeye çalıştığını sanıyordu. Oysa şimdi sadece müzik eğlencesine katıldığını fark etmişti. Beni rahat bırak dediğim için özür dilerim Rosie. Ama nasıl telafi edeceğimi biliyorum. Mutluysan ve bunu biliyorsan elini çırp. Mutluysan ve bunu biliyorsan elini çırp. Mutluysan ve bunu biliyorsan ve göstermek istiyorsan. Mutluysan ve bunu biliyorsan elini çırp. Mükemmel. Çok güzel. Harika. Müthiş bir gösteri yaptınız. Rosie'nin konserine katılmasına izin vermen harika bir fikirdi Kayu. Rosie şarkı söyledi. Evet, söyledin. Kayu kız kardeşiyle gurur duyuyordu. Ve Rosie'yi konserine dahil ettiği için kendisiyle de gurur duydu. Oynamayı seviyordu. Çünkü o zaman herkes birlikte oynuyordu. Şimdi geri geri zıpla. Yani neredeyse herkes. Andy Kayu'nun okuluna yeni gelmişti. Ve eğlenceye katılmıyordu. Affedersin Andy. Lideri izle oynamak ister misin? Hayır. Andy bizim sokakta oturuyor. Ona parkta oynayalım diyorum ama hiç oynamak istemiyor. Gerçekten mi? Neden? Bilmem ki. Kayo Andy'nin oynamak istememesine inanmıyordu. Herkes arkadaşlarıyla oynamayı severdi. Merhaba Andy. Benimle yapboz yapmak ister misin? Hayır. Ne çiziyorsun? Hiçbir şey. Sadece arkadaş olmaya çalışıyorum. Ben arkadaş olmak istemiyorum. Ben de arkadaş olmak istemiyorum. Kayu üzgündü. Andy'nin söyledikleri duygularını incitmişti. Ve akşam geç saatte bile hala üzgündü. Yemek hazır sayılır Kayu. Tatlım neden suratın asık senin böyle? Asık surat mı? Yani neden üzgün görünüyorsun? Okuldaki Andy benden memnun değil annem.
Gerçekten mi? Sana öyle mi söyledi? Benimle oynamak istemediğini ve arkadaş olmak istemediğini söyledi. O zaman ben de arkadaş olmak istemiyorum dedim. Ama senin herkesle arkadaş olmayı sevdiğini sanıyordum. Evet, seviyorum. Yani aslında arkadaş olmak istemiyorum demek istemedin. O zaman belki de Andy de aslında onu demek istememiştir. Andy'nin neden böyle söylediğini düşünmen gerekiyor. Belki sadece senin oynadığın şeyi oynamak istememiştir. Ona yine söyleyeceğim annem. İşte benim kayyum. Kayo Andy ile arkadaş olmaya kararlıydı. Merhaba Andy, oynar mısın? Hayır. Futbol sevmiyor musun? Hangi oyunları seviyorsun? Ben ebelemece, lider izle ve saklambacı çok seviyorum. Ama Andy'nin arkadaşı olmak kesinlikle düşündüğünden daha zordu. Oyna. Tamam Rosie. Sen hazırla. Hemen geliyorum. Babama bir şey soracağım da. Baba, başkasının ne düşündüğünü nasıl bilebilirim? Doğruca ona sorabilirsin. Ama pek fazla konuşmuyorsa? Tabii bu işi zorlaştırır. Olayları onun bakış açısından görmeye çalışabilirsin. Bunu nasıl yaparsın? Dünyayı onlar gibi görmeye çalışırsın. Sanki onların gözleriyle görürmüş gibi. Böyle mi? Şimdi Gilbert'ın gördüğü gibi görüyorum. Çok doğru. Kayu bazı şeyleri Andy'nin bakış açısıyla görmeye çalışıyordu. Beni izle! Tamam! Kayu diğer çocukların fazla gürültü yaptıklarını kabul etmek durumundaydı. Belki Andy yüksek sesi sevmiyordu. Sanki çok önemli bir şey düşünüyor gibisin Kayu. Andy resim yapmayı çok seviyor. Evet, kesinlikle öyle. Ama bizim gibi etrafta koşturup gürültü yapmayı çok sevmiyor. Doğru. Bazı çocuklar farklı şekillerde oynamaktan hoşlanır. Kayu aniden nasıl Andy'nin arkadaşı olabileceğini anladı. Andy'nin hoşlandığı şekilde Andy ile oynayabilirdi. Ebe, sen ebesin Kayu. Teşekkürler ama bugün ebelemece oynamak istemiyorum. Ben ebeyim, geliyorum. Kayu önce Andy'nin konuşmasını bekledi. O ne? Bir kale çiziyorum. Bayraklar çizmelisin. Kalelerin üstünde bayraklar vardır. Aa evet, güzel fikir. Hey Kayu. Ne yapıyorsun orada? Lideri izle oynuyorum. Ha? Andy lider. Kayu artık Andy ile arkadaş olduklarına emindi. Her ne kadar bunu o açıkça söylemese de. Gidiyorum. Yakalayamaz ki. Yakaladım, sen ebesin. Kolay olmadı ama Kayu yeni bir arkadaş edindi. Ve bu harika bir şeydi.
Kayu nerede? Elmanın tadına bak bakalım Rosie. Anne çok lezzetli elma cipsleri yapmaya başlıyordu. Tam o anda Kayu geldi. Üzülme Kayu. O kadar çok şeyi aynı anda taşımak herkes için zordur. Onun için üzülmüyorum ki. Andre'nin ayakkabıları için üzülüyorum. Neden Andre'nin ayakkabıları için üzülüyorsun böyle? Çünkü eskimişler. Andre şimdi yeni ayakkabı alacak. O zaman benimle oynayacak kimse olmayacak. Niye Rosie ile oynamıyorsun canım? Çünkü o beyzbol ve hokey oynamak için çok küçük. İzle. Eldiven. Tamam Rosie. Yakala. Kayu Rosie'nin topu nasıl yakalayacağını bilmemesine şaşırıyordu. Gördün mü? Pekala, belki Rosie beyzbol ve hokey için küçük olabilir. Ama oynayabileceği başka oyunlar var. Bebek oyunu. Bebekle oyna. Ama o hep bunu oynamak istiyor. Ben bugün bebeklerle oynamak istemiyorum. İkinizin birlikte oynayabileceği başka şeyler olmalı canım. Neden biraz düşünmüyorsunuz? Bebek! Bak işte gördün mü? Düşünmeye devam edin. En azından elma cipsi olana kadar. Tamam, ben eşyalarımı kaldırayım. Bebek oynayalım. Hayır dedim Rosie. Bebek oynayalım mı? Artık bebek yok. Kayu artık sıkılmaya başlıyordu. Her zaman Rosie'nin istediklerini oynamaktan bıkmıştı. Bebekle oyna Kayu. 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 Rosie Kayu'nun nereye gittiğini merak ediyordu. Hiçbir yerde Kayu'dan iz yoktu. Sadece oyuncak kurbağası vardı. Kayu! Rosie kurbağayı aldı. Yirmi bir, yirmi iki. Kayu. Kayu. Kayu nerede? Merhaba tatlım. Kayu nerede bilmiyorum. Üzgünüm. Galiba biri elma cipsi yapıyor. Midemde yer açsam iyi olacak. Elma cipsi hazır sayılır. Kayu arka bahçede saklanmayı düşünüyordu. Sonra aklına daha iyi bir fikir geldi. Kayu? Galiba dışarı çıktı hayatım.
Caillou Rosie'den saklanırken çok eğleniyordu. Şşşt! Caillou! Rosie de Caillou'yu ararken çok eğleniyordu. Caillou! Uzun bir süre sonra Caillou Rosie'nin artık onu aramadığını fark etti. Rosie nerede Gilbert? Sence beni aramaktan vaz mı geçti? Etrafında ne yapıyorsunuz bakalım? Dolapta saklanıyorduk anne. Rosie beyzbol ve hokey oynamak için çok küçük. Ama saklanmaç da harika. Rosie kayı buldu. Çok güzel Rosie. Birlikte oynayacak bir şey bulduğunuza çok sevindim. Şimdi saklanma sırası sende. Elma cipsi yiyip çekmesiniz. Hazır. Belki sonra. Teşekkürler anne. Seni bulacağım Rosie. Hiç tahmin etmedikleri anda Caillou ile Rosie birlikte oynayacak harika bir oyun bulmuşlardı.